Düzce'de program yapmaya karar verdik. Evde oturuyorum. Telefondan mesajlar geliyor. Sağ olsunlar, hani dedik ya, bazen insanların öyle dostları vardır ki düşmana gerek yok. Sevgili Nurullah abi bizim. Habire mesaj yolluyor. Bunu da yiyoruz, bu da var, şu da var falan. Dedim ki abi, telefonu kapattım. Abi neredesin? E dedi, bizim dedi yemeklerin tanıtımı var. Abi dedim, sizin festival 12-13-14 Mayıs. Düzce Otları Tike Bereket Festivali. Biz dedi önden bir çalışma yaptık. Vallahi dedim, o zaman ben geliyorum. Bana artık 3-5 çeşit bir şey ayırın. Ben bu festival öncesi mutlaka bu yemeklere programda yer vermek istiyorum. Ama gördüm ki dün gelseydim herhalde bayağı bir aklım burada kalacaktı. Ablalarımla biraz sonra sohbet edeceğim. Yanlışım varsa düzeltecekler. Burası herhalde derler ya, buzdağının gözüken kısmı. Kim bilir bunun devamında festivalde Allah ömür verir de gelirsek nelerle karşılaşacağız. Sayın Başkanım, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani genelde Karadeniz mutfağı denilince, hani ben de Artvinliyim, Arhavi'liyim. Ama hep şöyle deriz biz. Bizde bir turşu kavurma vardır. Varsa bir mısır ekmeği, bir de işte Laz böreği, olursa hamsi. Sadece buradakileri saysam farklı. Demek ki batıdan doğuya doğru gittikçe Karadeniz'de çeşit azalıyor. Çok güzel bir festivalin hazırlıkları başladı herhalde. Kesinlikle öyle. Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından güzel bir çalışma başlatıldı 3 yıl önce. Ve bugün bu yıl üçüncüsünü yapacağız. Kadın Meclisimiz üyeleri, başkan ve üyeleri çok çaba harcadılar. Düzce'de var olan aslında birçok yemeği öne çıkarttılar. Bu güzel bir şey. Buraya baktığımız zaman zaten Düzce'de ot ağırlıklı bir konuydu. Bir de Düzce'de 4000 yıl öncesine uzanan bir tarih var. Konurak bölgesinde, beldesinde. Burada bu tarihte Tike tanrıçası var burada. Bununla bizim ot festivalini birleştirdiler. Gerçekten kendilerine burada çok teşekkür ediyorum. Yine ben arkadaşlarımızı burada biraz önce siz belirttiniz, buzdağının görünen tarafı. Gerçekten dün akşamki toplantıda 100 kişiye yakın kadınımız gece geç vakte kadar çalışmalarını sürdürdüler. Festival evimize bütün herkesi bekliyoruz. 12, 13, 14 Mayıs. Evet. Ve burada Düzce'de olacak. Daha geniş katılımlı, daha standlarımız çok neşeli ve bol çeşitli olacak. Ve yine de arkadaşların hepsine burada çok teşekkür ediyorum. Bazen hanımefendilerle konuşurken çok dikkatli olacaksınız. Yıllar önce söylediğiniz bir şey asla unutulmuyor. Ben gelmişim, demişim ki bu tatlının şerbeti nerede? Vay sen misin bunu diyen. Ya 3 sene sonra insan geldiği zaman der ki, ya Mert geldi, kardeşimiz geldi, oğlumuz geldi. Yok, bize şerbeti unuttuğunu söyleyen televizyoncu geldi diye beni karşılayan ablam orada. Bir öyle bir merhaba diyeyim önce, ablamın gönlünü alayım. Ondan sonra tabii bu hepsini ekrana gideceğiz. Merhaba. Bir şey söyleyeceğim. Şerbeti unuttunuz mu yine? Bu kez kuru olarak yaptık. Çünkü Düzce kurusu olarak çıkardık onu. Şerbet yok, unutmadık. Özellikle de yapmadık. 3 sene yani mi olmuş? Mahcup olmuyoruz. Evet. Evet. 3 yıl önce. Yalnız ben de yani. Hatta 4 yıl oldu. 4 yıl oldu değil mi? Festival başlayalı 3 yıl oldu. Ama bizim size onu sunumumuz 4 yıl oldu. Şimdi tabii televizyonculukta böyle şeyler var. Biraz sonra ablalarımın yanına gideceğim ama ne olur söylemeyin. Şimdi ablam da orada bir tane otun adını diyor ki durmadan unutuyorum. Şimdi onu da duydum. Şimdi gidin. Şimdi illa orası çekiyor ama beni. Mert git oraya sor, Mert git oraya sor diye ama. Şimdi bir şeye hani boş yere demiyor. Kadın eli değdiği zaman estetik nasıl farklı bir şey. Şu masadaki sunum. Çiçekler. Yani müthiş. Sadece masayı anlatsam bir program rahat rahat dolar. Tike Bereket Festivalimizin üçüncüsünü yapıyoruz. Bunu ilk sunduğumuz zaman sevgili Ali Güney de buradalar. Bize inanmadılar. Hani Düzce'de ot mu var, nasıl bir şey çıkaracaksınız, olabilir mi diye bir sorgulama geçirdik. Biz kadınlar olarak yüreğimizi ve emeğimizi birleştirdik.
dayanışarak bu tabloyu ortaya çıkardık. Olabilirmiş, Düzce'mizde çok değişik otlarımız varmış ama yani su yüzüne çıkmıyormuş. Herkes kendi evine kilitlemiş bilgisini. Şimdi ortaya döktü arkadaşlarım. Hepsinin emeğine ve yüreğine sağlık. Olağanüstü güzellikte otlar çıktı. Yani Ege'yi geçtik biz ot. Şimdi tabii Ege, ben şeye girmiyorum, karşılaştırmaya girmeyi çok sevmiyorum. Hani sizden sonra, hayır, sizden sonra da oraya gidersem diye, ama şunu biliyorum ki aynı ot, baktığımız zaman şekli ve adı aynı olan ot, iki farklı bölgede çok ayrı iki lezzet olarak sunulabiliyor. Peki bu kadar uğraştınız, saydınız mı hiç biz Düzce'deki otlardan kaç çeşit yemek yaptık diye? Çok fazla, yani 220'nin üzerinde yemek çıktı. Kaç efendim? Kitapta şu anda 36 çeşiti yayınlıyoruz. Bir de yöresel olarak da var. Yöresel neden giriyoruz? Çünkü Düzce'de 22 lehçe konuşuluyor. 22 lehçe. Evet, etnik kökenlerimiz çok fazla sayıda ve biz onlarla bütünleştiren yemekleri yaptık burada. Hani hem otları içine koyaraktan hem de kendi kadın yaratıcılığının emeğiyle birlikte farklı konsepte yemeklerimiz var. Ve kitabımızı da 12, 13, 14 Mayıs'ta Ot Festivali'nde herkese sunacağız. Vallahi, tarifleriyle beraber. Biz de, ben de alacağım. Yani ben de şöyle söyleyeyim, benim eşim de Ordulu. Hani ben bu Anadolu seyahatleri olmasa ete hasret öleceğim. Sürekli evde ot. Ama yani tabii gülüyorsunuz ama hani belli bir yerden sonra vallahi gülünmüyor yani. tamam, bir yere kadar güzel. Hadi sağlıklı yaşayalım, sağlıklı beslenelim. Ama sağ olsun Beyza da artık beni ot dışında da sofralarla karşılıyor. Şimdi aslında şunun altını çizersek, sanıyorum eksik bir şey söylememiş olurum. Her programda biz dile getiriyoruz. Düzce Türkiye'deki farklı kültürlerin bir arada yaşadığı. Aslında Türkiye'nin küçük bir örneği. Ve şu sofrada da ben Türkiye'nin belki her bölgesinden bir el değmiş lezzet görüyorum, değil mi? Evet, evet, görüyorsunuz. Arkadaşlarım size sunacak bunları. Örneğin şu Gürcü yemeği. Gürcü yemeği. Evet. Beyza bunu hiç yapmadı. Ne bu? Gürcü arkadaşım buyursun. Benim burada tek tanıdığım patlıcan. Patlıcan. Ama gerisi yabancıyım yani. Yabancı, ceviz. Zaten Gürcü mutfağında ceviz çok ağırlıklı kullanılıyor. Her şeye koyuyoruz cevizi. Şimdi patlıcan kızartıldıktan sonra ceviz sosu hazırlandı. O ceviz sosuyla bulandı. Cevizin içinde, o sosun içinde birçok baharat var. Farklı baharatlar. Bunların da bir kısmı yine kendi yetiştirdiğimiz baharat. Şimdi efendim burada hepsi birbirinden güzel ama yemeklerin. Şimdi ben demin yanlış mı duydum, doğru mu duydum bilmiyorum da ısırgan otlu baklava gibi bir şey duydum. Kim yaptı bunu Allah aşkına? Kimin aklına geldi? Nasıl bir canınız sıkıldı da bunu bu aklınıza geldi? Hani diyor ya, patlıcanın reçeli gibi ısırgan otlu baklava olur mu? Ot festivaline hazırlık olarak düşündüm. Neden olmasın dedim. Yaptım, oldu. Tadına bakabilirsiniz. Vallahi tabii programdan, daha doğrusu kayıttan çıktıktan sonra bakacağım da. Bunun şimdi bu kestanelisi. Bunun içinde ceviz, fındık yok. Kestane var bunda. Isırgan otlu kestaneli baklava. Bu. Isırgan otlu kestaneli baklava. Evet. Yani gerçekten inanılacak gibi değil. Yani bunu özellikle deneyeceğim. Ben yani iyi bir tatlı gurmesiyimdir. Her konuda çok iddialı değilimdir ama tatlı konusunda sahiden kültürüm iyidir. Şimdi şöyle... Geçen seneki Ot Festivali'nde birinci olduğum tikenucu salatası. Ya konu ne zaman buraya gelecek diye bekliyordum. Birinciliğe geldi, hemen geldi. Ama siz gözleme de yapıyordunuz. Gözleme de yapıyoruz. Zaten gözlemeciyiz biz, eltiler olarak. Yani ya, eltiler, sizi alayım şöyle. Biz bir de saniye. Her türlü var. Bir saniye, ben sizi hatırlamaz mıyım? Ben sizin sayenizde kaç kilo aldım bir Düzce'ye geldiğimde. Tabii eltiler. Bol bol gözleme yemiştiniz. Evet, unutmak mümkün mü? Siz o arada bir de yarışmaya girdiniz, birinci oldunuz. Evet. Geçen seneki Ot Festivali'ndeki birincilik bu. Daha birinciliklerimiz var da. Bu Ot Festivali'ndeki olan. Efendim? Bu ufak olanı. Ben nereye geldim? Ben kimlerle konuşuyorum? Ben ne yapayım? Siz de ekipten misiniz? Yok, hayır. Çünkü ben bilirim, yabancı almazlar aralar. İkisi bir araya geldiği zaman üçüncüye yer vermezler. Ben bilirim. Olsun, biz hepimiz birlikteyiz. Burada her şey evet, Düzce. Evet, Düzce için hepimiz aynı şeyliyiz. Şu birinciyi merak ettim vallahi. Neler var bu birincide? Diken ucu var bunun içinde. Bu derin dondurucuda sakladım. Şu an çıkmadı. Mısır var, kendi bahçemizden olan mısır. Taze soğan, dereotu, maydanoz, işte közlenmiş biber. Tam bir sağlık aslında bu. Tabii. Bu da patates çanağında kaldırık
pizza gibi ismini koymadık. Patates çanağında kaldırık diyelim yani. Bunu da altındaki patates, haşlanmış patatesten. Ya hamur değil yani. Yok, hamur değil. İçinde kaldırık, beşamel sos, işte peki. Peyniri, kaşar peyniri falan. Başka var mı? Öyle bir şey. Bir de bu. Masanın yarısını siz yapmışsınız vallahi. Bu da Düzce kurusu olarak Düzce'ye kazandıracağız bunu inşallah. Bu da Düzce kurusu. Şerbetsiz kuru ama şerbetlenilebiliyor. Çayla mı? Cemal Paşa gibi şerbetlendirilebiliyor. Peki böyleyken de bence şeker hastası var, yiyemeyen var şekeri. Çok güzel böyleyken. 2 ay durabiliyor hiçbir şey olmadan. Hiçbir şey olmadan. İçinde fındık var. Bizim... Yani şöyle içinde fındık, kabak var, fındık var. Fındık yağı var. Yani bir şey söyleyeyim mi? Hani tabii bunların hepsini mutlaka denemek lazım ama hani bir Karadeniz şehrinde bu kadar farklı yemeği, farklı çeşidi bir arada görmek bence Karadeniz mutfağıyla ilgili tabuları da yıkıyor. Çok çeşidimiz daha çok burada yani diyeyim 5'te biri yok yani burada.